Efendim Osmanlı payitahtı, ecdat yadigarı Uluşehir Bursa'mızdan yine hepinize yine bir sahur vaktinde merhabalar diyoruz. Normalde hep bu Ulu Camimizin dışında yapıyoruz ama Rabbim rahmetini yağdırdı. Bizi bu mübarek mekana sığındırdı inşallah. Yanımızda Yusuf Sena Özdemir var. Değerli hocamız, değerli konuğumuz, televizyon ve radyo programcısı aynı zamanda. Bugün Peygamber Efendimizin sevgisinden, Peygamber Efendimiz'i sevmekten bahsedeceğiz. Bunu konuşacağız inşallah. Tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Hafta Teşekkür ederim. sonlarının vazgeçilmezi oldun artık bizimle Estağfurullah. beraber inşallah. Allah razı olsun. Bugün böyle bir konudan gireceğiz. Peygamber sevgisinden konuşacağız. Evet. Şimdi Ramazan ayının içerisindeyiz. Ramazan'ın içerisinde malum ki dini duygularımız daha bir güzelleşiyor. Kur'an-ı Kerim üzerine konuştuk, diğer konular üzerine konuştuk tabii ki. En fazla üzerine durmamız gereken şeylerden bir tanesi de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek. Onu sevdiğimiz zaman aslında diğer şeyleri yapabiliyoruz. Yani onu sevme noktasına gelmediğimiz ya da sevme yolunda olmadığımızda bu defa sıkıntılar olabiliyor. Şimdi baktığımız zaman sahabe-i kiramı ayakta tutan şey peygamber sevgisidir. Alimleri ayakta tutan şey peygamber sevgisidir. Velileri ayakta tutan peygamber sevgisidir. Kimisi onun sevgisinden dizlerinin dermanı gitmiştir, yere yığılmıştır ama manevi olarak ayakta tutan peygamber sevgisi olmuştur. Zahiri olarak değil tabii ki sadece. Dolayısıyla biz sahabe-i kiram efendimizden bu zamana kadar gelmiş olan alimlerin, velilerin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl sevdiğini iyi bilmemiz gerekir. Çünkü ancak bu sevgiyi yaşamış olanların o sevgisini öğrenerek biz de sevme yoluna girebiliriz. Kendi kendimize ben işte sadece kitaplardan okuyarak sevebilirim derse bu çok zor bir şey. Dolayısıyla bu noktada bize misaller çok önemli. Malum ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Bismillahirrahmanirrahim ve ma ersenneke illa rahmeten lil alemin diyoruz. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Tabii ki tefsir kitaplarımızda alemlerin ne olduğu açıklanıyor. Yüzlerce bu alemler var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeye rahmet olarak gönderildiğini burada anlıyoruz. Canlı, cansız her varlığa. Malum ki bir kütük bile onun hasretiyle yanmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kütüğün üzerinde artık hutbe vermemeye başladığında ağlamıştı. Yine mağarada bir yılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yıllardır beklediğini söylemişti. Her canlı ve cansız olan ve aynı zamanda bütün alemlerin peygamberi olan ve oraya rahmet olarak gönderilen. Hani Yunus Emre Hazretleri diyor ya 18 bin aleme gönderildiğini ilahide söylüyor. Şimdi baktığımız zaman alemlere rahmet gelmesi nedir? Yani hep mesela peygamber sevgisinden bahsediyoruz, ilahilerde dinliyoruz. Şiirler mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili hep söyleniyor. Bunlar çok güzel şeyler. Ama acaba alemlere rahmet olması nedir? Bununla ilgili belki biraz pek fazla bir şey anlatılmıyor. Önce şuradan biraz daha başlayalım. Mesela biz ilkokuldan itibaren din kültürü dersi görüyoruz. Evet. Din kültürü dersimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan önce Arabistan'ın durumu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu, çocukluğu kimlerin yanında geçti, peygamberliğin gelişi, katıldığı katılmadığı savaşlar, hicret, veda hutbesi, vefat. Evet. Bunlar dönüyor ve bunları da şu şekilde mesela daha çok oluyor. Bak buraya çalışın, burası sınavda çıkar, burası önemli, işte şurası şöyle. Bu tarzda biz ezber yöntemiyle bir peygamber sevgisi diyelim artık böyle oluyor yani. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek nedir mesela? Sevme dersi olmuş olsa. Yani bu bir sınav olarak değil de onu niçin sevmemiz lazım? Niye sevmemiz lazım? Ve onun alemlere rahmet olması nasıl bir şeydir? Belki bunları anlatılmış olsaydı küçüklüğümüzden itibaren bir peygamber sevgisiyle yetişirdik. Bu defa sınav için çalışır olduk yani. Peygamberimizin hayatını sınav için ezberledik. Şimdi okulu bitirene sorsan o ezberlediklerini bilmiyor. Evet. Aziz Muhammed Dahi Hazretleri Mevlid-i Şerif ve Miraciye isimli kitabında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alemlere rahmet olarak gönderilmesiyle ilgili çok hoş bir şey anlatıyor. Malum ki Bursa'mızda yaşamış olan velilerden bir tanesidir. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif etmeden önce, dünyayı şereflendirmeden önce gökyüzü yeryüzüne karşı övünüyordu. Ve diyordu ki ay bizde, güneş bizde, yıldız bizde, melaike bizde, arş, kürsi hepsi bizde diyordu.
Ne zaman ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğdu, dünyayı şereflendirdi, bu defa övünme sırası yeryüzüne Yeryüzüne geçti. geçti. Yeryüzü gökyüzüne karşı övünmeye başladı. Ve dedi ki, bizde öyle bir nur var oldu ki, sizdeki ay, güneş, yıldız, melaike, arş, kürsi, hepsi onun hürmetine yaratıldı. Bu defa diyor Allahu Teala yeryüzüne hitap etti. Dedi ki, madem ki sen benim Habibim doğdu diye sevindin, övündün, ben de seni temiz kıldım. Bundan sonra insanlar su bulamadığında seninle teyemmüm etsinler. Ben de onların ibadetlerini kabul edeyim. İşte diyor teyemmüm nimetinin kaynağı o iftihar tavlusudur. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alemlere rahmet olarak gönderilmesi. Eğer ki biz bugün toprağa su bulamadığımızda elimizi vurup abdest alabiliyorsak, bu abdest olarak geçerli oluyorsa, bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna toprağın sevinmesindendir, yerin sevinmesinden. Yine Osmanlı'da yaşamış olan hattatlarımızdan birisi şöyle diyor. Basmasa mübarek kademin ruyu zemine, fark etmez de kimseye hak ile teyemmüm diyor. Yani senin mübarek ayağın toprağa değmeseydi, toprak kimseyi teyemmüm etmezdi, temizlemezdi yani. Onun abdesti geçerli olmazdı. Burada bir önemli noktayı görüyoruz ki, ayağın demedi yani, mübarek ayağın dedi. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlatan çok kitaplar var. Ama bu kitapların içerisinde görüyoruz ki edep olarak çok eksiklikler görüyoruz. Ve bu peygamber sevgisinden insanları uzaklaştıran bir şey. Peygamber'e sevdirici anlatılması lazım. Osmanlı'da yaşamış olan yine mübarek zatlardan bir tanesi Sultan Abdülhamit Han'ın paşalarından Eyüp Sabri Paşa. Allah ondan razı olsun. Mahmut-u Siyer isminde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatını anlatan bir kitap yazmıştır. Bu bugün bir yayın evinden çıkarıldı. Orada yayınlandı. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, sahabe-i kiramdan, yine Müslümanlarla ilgili herhangi bir yerden bahsederken mutlaka hepsinin öncesinde övücü bir kelime kullanmış. Mesela şimdi şöyle dememiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye şöyle söyledi. Hiç böyle bir hitabı yok. Demiş ki mesela alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir başkasına demiş ki kalplerin sevgilisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte savaş yerine geldi. Bir başka yerde demiş ki mesela iki cihanın sultanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Hepsinde kitabın baştan sona Efendimizle ilgili öncesinde bir övücü kelime var. Bu işte sizi nereye götürüyor? Sevgiye götürüyor. Sevgiye götürüyor. Mesela Hazreti Ali Efendimiz için şöyle dememiş yani. Hazreti Ali kılıcı eline aldı dememiş. Diyor işte velilik bahçesinin gül toprağı Hazreti Ali demiş mesela. Evet. Öncesinde bir şey. Müslümanlardan bir tanesi mesela sancağı eline aldıysa işte falan sahabe sancağı eline aldı dememiş. Kurtuluş sancağını eline aldı demiş. Çünkü Müslümanlar daima kurtuluştadır. Şehit olsa da kurtulmuştur, kalsa da kurtulmuştur. Ve onların elindeki sancak daima kurtuluş sancağıdır. Ne olursa olsun. Kafirlerden birisi eğer ki eline sancak aldıysa onlar için ne demiş ki işte falan kafir veya işte Müslüman olmayan veya müşrik delalet sancağını eline aldı. Onlar delalettedir. Bakın bu hep sevgiye götüren şey. Yani Allah'a inanmayan kişilerin dalalette olduğunu, onun sonu cehennem olduğunu iki şekilde anlatıyor size. Hem o olayı anlatıyor hem de size bir taraftan müşriklere karşı kötülemen gerektiğini anlatıyor. Şimdi Müslümanlarla ilgili güzel şeyleri övmek ne kadar önemliyse kafirlerle ilgili olanları yermek de o kadar önemlidir. Bu da sevgiye götürür insanı. Evet. Mesela şimdi kitaplarda görürüz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uğramış olduğu bazı saldırılar vardır. Bunları Eyüp Sabri Paşa mesela anlatırken Peygamberimizin mesela dişi kırıldı dememiş yani. Diyor ki edepten yoksun Utbe bin Ebu Vakkas, Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh kardeşidir. Düşünün ki bir kardeş Müslüman tarafında, bir kardeş ne acı ki müşrikler tarafında. Edepten yoksun Utbe bin Ebu Vakkas diyor. Bakın Ebu Vakkas taş attı dememiş. Evet. Ne dedi? Edepten yoksun dedi. Edepten yoksun. Edepten yoksun Utbe bin Ebu Vakkas kainat kutusundaki değerli inci Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir taş attı demiş yani. Allah Allah.
Şimdi taş atılıyor. Bakın buradaki nasıl sevgiye götürüyor insanı. Neyle övgü yaptı yine bir? Taşla övgü yaptı. Bu kadar seçici davranmıştır. İşte Peygamberimizin hayatı böyle anlatılırsa o zaman biz sevebiliriz. Edepten yoksun Utbe bin Ebu Vakkas, kainat kutusundaki değerli inci Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir taş attı. Ve o taş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gül yaprağı inceliğindeki mübarek alt dudağına isabet etti. Dudağından akan kan damlaları mübarek gerdanını kan rengine boyadı diyor. Güle benzetiyor. Gül rengine boyadı diyor. Estağfurullah. Mübarek dudağından akan kan damlaları mübarek gerdanını diyor gül rengine boyadı. Şimdi şöyle dememiş yani kanlar içerisinde kaldı hani tamam o da söylenir de burada bir sevgiye götürme var yine. Bakın çok acı bir olay ama acı bir olayı anlatırken bile sizi peygamber sevgisine götürüyor. Kesinlikle. Ne dedi mesela? Mübarek dudağı dedi. Mesela mübarek dudağından akan kan damlaları şimdi gömleği beyaz. Kan damladı. Ne oldu? Güle benzetmiş bunu. Böyle bir tasvir, böyle bir anlatma var mesela. Mesela sahabe-i kiramdan bir tanesi şehit olduğunda işte demiş ki Firdevs cennetine gitti. Onlardan birisi, kafirlerden birisi eğer ki öldürülmüşse cehennemin gayya kuyusuna gitti demiş. Böyle bir peygamber sevgisine götürme var. O zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gerçekten sevmek istiyorsak ve insanların da sevmesini istiyorsak, sevdirmeye götürmek istiyorsak okullarımızda ve diğer yerlerdeki kitaplarımızda bu edep gözetilmesi lazım en başta. Ama şimdi hocam, okullarda bunu anlatacaklar. Eyvallah. Zaten hocalarımız, değerli öğretmenlerimiz, bu milli eğitimden bu iş görevli hocalarımız, memurlarımız zaten bunu bu şekilde anlatıyor. Ama iş sınava döküldüğü zaman elbette ki bazı önemli hususlar vardır ki öğretmenlerimiz onu soracaktır. Buradaki çocuğun peygamber sevgisi aslında aileden gelmesi gerekmiyor mu? Veya bir büyüğünden gelmesi gerekmiyor mu? Belki bir kitaptan gelmesi gerekmiyor mu? Şimdi biz niye sınav yapılıyor demiyoruz. O çalışması için bir gayretlendirmedir. Ayrı konu ama sadece sınav olarak yani düşünmemek burada. Peygamber sevgisini ona verebilmek ama bunun yanında zaten siz sevdirirseniz çocuğa sınava çalış demene bile gerek kalmaz. O derste dinlediğiyle çok iyi bilir onu. Sevmiştir çünkü yani. Elbette ki ilk önce aileden gelir. Ailede bir peygamberimizle ilgili bir şey anlatılıyorsa, peygamberimizle ilgili bir hikaye kitabı alınmışsa, akşamları babası beraber okuyorsa, geçen hani programda Tabii. anlatmıştık çocuklarla ilgili bir baba ne dedi? Peygamberimizle ilgili bir kitap aldık kitap fuarında. Bunu da akşam beraber Beraber okuyacağız dedi okuyorum ona. dedi. Bu peygamber sevgisine götürür elbette ki. Dediğiniz %100 doğru. Ailede ilk önce başlaması lazım. Bir tane kardeşimiz şöyle bir şey anlatmıştı. Dedi ki şadırvanla dedi işte abdest alıyorum. Cemden misvağı çıkardım. İşte misvaklıyorum dişimi dedi. Bir tanesi bana dedi ki haşa yani şöyle söyledim diyor. Ne o ağzına soktuğun odun diye söyledim diyor. Şimdi düşünün ki o da abdest alıyor. O da abdest alıyor. İkisi de Müslüman. Ve ikisi de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolunda olan birisi. Ama diğeri misvağın sünnet olduğunu bilmiyor. Bırak onu misvağı tanımıyor mesela. O zaman bize yani unutturulan şeyler veya unutulmuş da hatırlatılmayan şeyler var. Peygamber sevgisi nerede olabilir o zaman? Yaşayışta olabilir. Tabii. Eğer ki biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek istiyorsak, sevme yolundaysak o zaman onun dediklerini yaparak bu sevgiyi gösterebiliriz. Bir tane şey yaparsak Allah-u Teala bir başkasının daha yaptırır bize. Çünkü bilmediğimiz uyguladığımızda Allah-u Teala bu vaadidir. Başka bir şeyi öğretir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylüyor. Misvak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetidir. Beş vakit kendisi bunu kullanmıştır. Allah dostları sürekli bunu kullanmıştır. Dolayısıyla biz de ancak o sevgiyi gösterebileceğimiz yerden bir tanesi de misvak kullanma. Mesela bir kardeşimiz dedi ki ya dedim bu sürme çekmek dedi sünnet değil mi? Dedim, evet sünnet. Ben dedi gözüme dedi sürme çektim dedi. Beni görenler bana diyor ki işte ne o kadınlar gibi gözüne sürme çekmişsin diye söylüyor dedi. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine onun yolunda olduğunu söyleyen bir kişi dil uzatabiliyor farkında olmadan. Demek ki o zaman biz işte bu sınav endeksli bir eğitim olunca ve bunlar da anlatılmayınca
iş buralara varıyor yani. Bir sünneti bilmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili Şemail-i Şerif'te şöyle yazar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından sonra uyumadan gözüne sürme çekerdi. Ve sabaha kadar sürme gözünde kuruyordu. Sabah abdest aldığında sürme gider, izi kalırdı. Şimdi biz radyo programcısıyız ve radyoda en çok istenen eserlerden bir tanesi de Muhammed'in Gözleri Sürmeli ilahisidir. Şimdi bu ilahi dinleniyor, bu ilahi istek alıyor ama gözü sürmeli birisini gördüğü zaman insanlar ne o kadınlar gibi gözüne sürme çekmişsin diyor. Kültürel böyle bir şey var demek. Yakıştıramıyoruz hocam. İş oraya gidiyor aslında. Ama işte bak ne kadar unutturulmuş, ne kadar peygamber sevgisinden uzaktayız. Yani şu mudur peygamber sevgisi? Bir ilahi mesela dinliyoruz, çok duygulanıyoruz. Ya Resulullah ben seni çok seviyorum mesela. Bu mudur mesela sadece? Veya bir şiir okuyoruz veya dinliyoruz, bunda duygulanıyoruz mesela. Neyle olabilir o zaman? Ancak davranışla olabilir. Yani sevmek şu değil midir? Mesela bir erkek bir kızı sevmişse, onun boyunu sorsanız biliyor mu? Veya kız erkeğin biliyor. Biliyordur. Onun kaç yaşında olduğunu biliyor. Onun kaç numara ayakkabı giydiğini biliyor. İlk görüşmelerinde üzerinde hangi elbise olduğunu, rengini biliyor. Ne yiyip ne içtiğini, hangi şeyi sevdiğini biliyor. Toprak kokusunu bile yağmurda seviyor mu, sevmiyor mu bunu biliyorlar. Her şeyini araştırıyor. Demek ki insan sevinci araştırıyor. Doğru. Şöyle demişlerdi, insan tanıdıkça sever. Eğer ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kitaplardan araştırırsak, hocalarımızdan dinlersek tanıdıkça hayran kalırız. Ne kadar güzeldiriz, sevmeye gideriz. Sevdikçe de insan tanır demişler. Yani sevdin ya şimdi, sevmeye başladın ya yavaş yavaş artık, hayran kaldın. O zaman bu ne kadar güzelmiş deyip daha çok araştırır bu defa. Daha çok onu tanımaya çalışır. Bunun en güzel misallerinden bir tanesi bugün yine şiir olarak hep söylenen Yaman Dede Kutsesi Ruh'un eserleri mesela. Ve onun çok ibretlik bir hayatı vardı. Tam bir peygamber aşığıdır. Kendi ailesi normalde Müslüman değildir. Müslüman bir aileden doğmuş birisi değildir. Hristiyan bir aileden. Ama Mevlana Hazretleri'nin işte eserleriyle tanıştıktan sonra peygamber sevgisi kendisinde oluşmaya başlıyor. Ve öyle bir peygamber sevgisine ulaşıyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatırına geldiğinde olduğu yere yığılıp kalıyor. Yani. Böyle bir sevgi oluşuyor. İşte cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah şiiri mesela onundur. Artık onun cemalini ister hale gelmiş ve onun cemaliyle ferahlamak ister hale gelmiştir. Onu ferahlatan şey artık sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cemali olmuştur. Onun o güzelliği olmuştur. Demek ki insanın kalbine peygamber sevgisi dokunduğunda bir insan her şeyiyle değişebiliyor. İşin daha da ilginç tarafı Yaman Dede yıllarca Müslümanlığını gizlemiştir. Ve daha sonra Müslüman olduğunu açıkladığında ailesi onu reddetmiştir. Bir ceketini sırtına alıp evine her şeyini bırakıp çıkmıştır bir peygamber sevgisi uğruna. Bakın peygamber sevgisi o zaman Müslüman olmayan birisini ne hale getiriyor? Ve Müslüman olmayan birisini daha sonra da mal mülk sevdasından, ailesinden, her şeyinden vazgeçirebiliyor yani. Demek ki sevginin önünde bir engel yok. Bu hep söyleniyor mu sevginin önünde engel yok diye? Tabii her zaman söyleniyor. Ama hangi sevginin önünde engel yok? Ne sevgisi? Şimdi nice alimlere baktığımız zaman mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem acaba bunu yaptı mı demiş, öyle yapmışlardır. Mesela bir şey yiyecek, bakmışlar kitapları, araştırmışlar. Acaba Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu nasıl yemiş? Bunu ben öğrenmeden yiyemem demişlerdir mesela. Yine mesela velilerden bir tanesi bir gün abdest alacak, bakıyor misvak yok. Gidiyor sonra misvak satın alıyor, geliyor ve diyorlar ki ya sen ne gerek vardı, hani gittin bir sürü para verdin, misvak aldın geldin. Yani işte sonradan misvanı kullanabilirdin, hani bu defa da misvaksız abdest alabilirdin yani. Diyor ki yarın bir gün Allah-u Teala diyor bana sorarsa, sineğin kanadı kadar hani değer vermediğim bir dünya malı için benim Habibim, Resulümün bir sünnetini neden terk ettin? Yani o parayı verip de o misvağı almadın derse ben ne derim? Bakın onlar hangi pencereden bakıyor. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu bir şeyi yapmanın karşılığında paranın bir kıymeti var mıdır yani?
İşte onları peygamber sevgisine götüren şey budur. Biz Evet. bazı kardeşlerimize mesela söylediğimizde diyorsun ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmış diyorsun. Ya diyor oraya gelene kadar daha çok şey var diyor yapmamız gereken diyor. İşte bunu söylediğimiz zaman olmuyor ama. Yapabildiğimiz kadar yapalım. Bak bugün misvak kullanmak gerektiğini öğrendiysen bugün misvak kullan. İnan ki Allahu Teala o zaman bize başka bir sünneti öğretecektir ve bu bizi peygamber sevgisine götürecek. Kesinlikle. Sultan Abdülhamit Han ne yapmıştı? Malum ki demir yolu yapmıştı Hicaz'a kadar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beldesine yakın yerlerde ne yaptı? Keçe döşettirdi. Ses çıkarmasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyeti ve onun komşuları rahatsız olmasın diye. Daha da ilerisine gitti. Bir de ayda bir onları gül suyuyla yıkattırdı. Bakın işte bir peygamber sevgisi bu kadar insanın gönlüne dokunduğunda ince düşündürür hale getiriyor yani. Nitekim Sultan Mahmut abdestsiz hiç ayak basmayan ve yani bir bürokratın oğlu, yani vezir, onun bürokratı, onun oğlu Muhammed ismini ne zaman görse başını okşayan, her sırf onun adı Muhammed oldu diye, Muhammed diye sürekli onu seven ve bir gün hani abdestsiz çıkıyor, aklına gelmiyor, unutuyor abdest almayı, o çocuk yanından geçiyor, selam veremiyor. Daha sonra çocuk üzülüyor, diyor ki acaba bana neden selam veremedi diye. Sultan Mahmut abdesti olmadığını söylüyor o gün. Hani o yüzden çocuğa selam veremedim veya onunla uğraşamadım. Böyle bir ecdat da var. Yani Sultan Abdülhamit'ten. Yani bizim ecdadımız zaten ilk etaptan, tohumdan, hamurdan peygamber sevgisiyle yetişiyor. İşte bakın peygamber sevgisi öyle olunca insanın gönlüne bu defa ne oluyor? Çok ince düşünür hale geliyor. Evet. İşte karıncayı incitmez diyoruz. İşte Kanuni Sultan Süleyman bir karıncayı ilaçlamak için fetva istiyor. Bu peygamber sevgisinin gönlüne dokunmasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyle alemlere rahmettir. Ve kim onu ne kadar tanırsa o kadar çok hayatta kalabilir. O Eyvallah. kadar çok ahirette güzellik yaşayabilir. Aziz Mahmud Dahi Hazretleri yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün bedeninin neden yaratıldığını ve onlardaki güzellikleri anlatıyor. Onu da müsaadenizle Tabii. kitabımızdan okuyalım. Aziz İnşallah. Mahmud Dahi Hazretleri'nin Mevlid-i Şerif ve Miraç'ı. O konuya girmeden hemen kısa bir şey söyleyeyim ben. Mesela bazı kardeşlerimiz bir kitap tavsiyesinde bulun dediği zaman ben şöyle de göstereyim. Mevlid-i Şerif ve Miraç'ı isimli kitabı tavsiye ediyorum bunu. Şöyle diyor hemen bana. Bizim evde dün Mevlid kitabı var diyor. Oysa ki bu bildiğimiz Süleyman Çelebi Hazretleri'nin Mevlid-i Şerifi değildir mesela. Mevlid-i Şerif demek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek doğumu, kutlu doğumu. Onun doğumunu anlatan bir şeydir. Süleyman Çelebi Hazretleri'nde şiir şeklinde mesela anlatılmıştır. Mevlid-i Şerif yazısını gördüğünde insana direkt akla o geliyor ve belki birçok kişi de peygamberimiz anlattığını mesela bilmiyor. İşte bunu söylediğin zaman bizim evde Mevlid kitabı var diyor. Oysa ki burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhlar alemindeki doğumunu ve dünyadaki doğumunu anlatıyor. Bu noktada da bakın peygamber sevgisini tam olarak bize işlenmediğini gösteriyor yani. Daha Mevlid-i Şerif'in ne manaya geldiğini bile tam olarak idrak edememiş. Burada bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek gözlerinin, mübarek ağzının, mübarek dilinin, mübarek elinin, ayağının neden yaratıldığını anlatıyor Aziz Mahmud Dahi Hazretleri. Şöyle diyor. Allah Sübhanehu ve Teala Hazretleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhunu kendi pak nurundan yarattı. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhani suretini dünyadaki cismani sureti gibi en güzel şekilde yarattı. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek başını hidayetten, mübarek boynunu tevazudan, mübarek gözlerini hayadan, mübarek yüzünü yakinden, mübarek yanağını muhabbetten, mübarek dilini doğruluktan, mübarek ağzını sabırdan, mübarek göğsünü nasihatten, mübarek karnını zühtten meydana getirdi. Mübarek kalbini veradan, mübarek dizlerini Allah korkusundan, mübarek ayaklarını da istikametten var etti. Eyvallah. Hocam ağzınıza sağlık. Yine keyifli bir sohbet oldu sizinle beraber. İnşallah bir duanızı alalım, ondan sonra veda edelim. Allah razı olsun. Bilmeyeceğim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azabennar.
Rabbena ufir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ya Rabbel alemin, bizlere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisine ulaşmayı nasip eyle. Ya Rabbel alemin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sahabe-i kiram nasıl sevmişse, alimler, veliler nasıl sevmişse bizlere de o şekilde sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi en güzel şekilde tanımayı nasip eyle. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin unutulmuş olan hangi sünnetleri varsa o sünnetleri bulmayı, idrak etmeyi, yaşamayı ve başkalarına da yaşatmayı nasip eyle. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini herhangi bir şekilde küçümsemekten bizleri uzak eyle. Ya Rabbi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tam manasıyla sarılmayı, kurtuluşun onda olduğunu bilmeyi hepimize nasip eyle. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca nasıl ki Kur'an-ı Kerim'e uygun bir şekilde yaşadıysa bizim de aynı şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alarak Kur'an-ı Kerim'e uygun bir şekilde yaşamamızı nasip eyle. Ya Rabbi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine bizleri nail eyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve selamun ala cemil enbiyayi vel mürselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Evet, bugün konuğumuz Yusuf Sena Özdemir'di. Radyo programcısı, televizyon programcısı. Kendisinin sohbetlerini radyodan da 107.3 Gül radyodan da hafta içi her gün inşallah gece yarısından sonra dinleyebilirsiniz. Yarın tekrar buluşmak ve kavuşmak ümidiyle hoşçakalın.